Zekatı hak edenler. Hanif olan İslam dini zekat mallarının kimlere verileceği konusunu kuralsız bırakmamıştır. Zira Yüce Allah Celle Celaluhu zekatı hak eden sınıfları şöyle belirlemiştir. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onların toplanmasında çalışanlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalanlaradır. Allah alimdir, hakimdir. Tevbe suresi 60. ayet. O sınıfların ilki fakirlerdir. Fakir kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yeme, içme, giyim ve barınma gibi ihtiyaçları karşılayamayan kişidir. Ona ve ailesine tam bir yıllık yetecek şekilde zekattan verilir. İkinci sınıf ise yoksullardır. Yoksul, kendisine yetecek ihtiyacının yarısını veya yarısından biraz fazlasını bulabilen kimsedir. Örneğin o kişide 100 lira var ama 200'e ihtiyacı var. Ona ve ailesine tam bir yıllık yetecek şekilde zekattan verilir. Üçüncü sınıf, zekatı toplamak ve dağıtmak üzere yöneticiler tarafından çalışmakla görevlendirilmiş kimselerdir. Dördüncü sınıf, müellefi kulub, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişiler. Bunlar kavimlerinde sözleri dinlenen elit insanlardır. Onlara zekat verilmekle Müslüman olmaları umulur ya da kötülüklerinden korunur ya da inançlarının güçlenmesi umulur ya da Müslümanlara düşman olanlardan bir düşmana karşı Müslümanları savunması gibi amaçlar umulur. Onlara zekat malından kalplerini İslam'a ısındırılacak kadar verilir. Beşinci sınıf, Yüce Allah Kur'an'da şu sözüyle işaret etmiştir. Kölelere, bundan kasıt köleleri hürriyetlerine kavuşturmaktır. Her köle bu vesileyle tasarruf özgürlüğüne, toplumda faydalı bir birey olma ve Yüce Allah'a en mükemmel şekilde kulluk etme olanağına sahip olması hedeflenmektedir. Ayrıca Müslümanlardan savaşta tutsak olanları fidye karşılığında özgürlüklerine kavuşturmak da bu gruba dahildir. Altıncı sınıf ise borçlulardır. Borçlular iki türlüdür. Birinci tür kendi ihtiyaçları için borçlanmıştır. Eğer fakirse ona borcunu kapatmak üzere zekattan verilebilir. İkinci tür ise Müslümanlardan iki grubu barıştırdığı için borçlanmıştır. Zengin olsa da borcunu kapatacak kadar zekat verilebilir. Yedinci sınıf, zekatın verileceği sınıflardan biri Allah yolunda cihad için ve İslam dinini yeryüzünde hakim kılmak içindir. Bu gruba cihat sayılan birçok dava çalışmaları girmektedir. Hiçbir sadaka bunun yerine geçtiğini göremezsin. Sekizinci ve son sınıf yolda kalanlardır. Yolculukta malını kaybeden kişidir. Ona ülkesine ulaştıracak kadar zekattan verilir. Her ne kadar ülkesinde zengin olsa dahi. Zekat bu 8 grubun dışına verilemez. Hatta aşağıdaki hayır ve iyilik yerlere dahi olsa, mescitleri inşa etmek, okulları inşa etmek, hastaneleri inşa etmek ve hayır amaçlı başka yerler bile olsa ki böyle yerlere sadakalardan verilebilir. Alimler zekat dağıtımı sırasında yukarıda anılan 8 grubu kapsama şartı olmadığını da vurgulamışlardır. Bilakis bu 8 gruptan sadece bir sınıfa dahi ihtiyacına göre verilebilir. Zekat zenginlere verilemez. Rızkını kazanabilecek güçte olanlara da verilemez. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zekatta zenginin ve rızkını kazanmaya muktedir olanlara pay yoktur. Ayrıca zekat
Usulü üste babaya ve dedeye, çocuklara fır'u, altlara, torunlara, bunların yanı sıra eşe zekat verilemez. Çünkü Müslüman bunların tümüne bakmakla yükümlüdür. Amaç kalplerini İslam'a ısındırmak değilse kafirlere de zekat düşmez. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Yani Müslümanların. Zekat, Peygamber Efendimizin hane halkına verilemez. Onlara olan saygınlıktan ve onurlu olduklarından dolayı verilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu zekat, sadakalar insanların kirleridir. Bunlar ne Muhammed'e ne de ailesine helal değildir.